en azından olması gerekir diye düşünüyoruz. Öyle olma. Zaten öyle olması öyle, gerekir. Evet. Mutlaka öyledir. Şimdi gıyabında söylemek olacak ama biraz önce bahsettiği Beyaz Kale bu kitap yürütmedir. Onu ben yayınlamıştım Hürriyet'te. Kıyamet koptuydu ama ben suçlanmıştım. Modern edebiyatı, modern sanatta bunlar olur dediler. Bazı böyle hayranlık krizine giren hocalar var bizde. Kendileri bir halt edemezler. Birisinin peşine takılırlar. Böyle giderler. Modern sanatta bunlar olur. Yani ben fırçayı alsam, Picasso'nun resmini kopyalasam, altına imzamı atsam bu sanat olacak. Bu mantığa göre. Yani Beyaz Kale, almak ama Gompedon Seyahati diye bu rahmetli Nimet Azık'ın abisi, ilk hariciye müsteşarlarındandır bizim. Abi değil, amcadır. Amca Fuat şey, Bey, Fuat Carım. Canım. Fuat Carım'ın kitabının yürütmesidir. Biz Taha Carım'ın kardeşi. Taha Carım'ın Taha'nın da amcası. Amcası. Taha'yla Nimet amcası. Kardeştiler. Rahmetli. Efendim, kitabın arkasında bir biyografya var. Biz bunu, ben bunu yazana kadar hiç bahis yoktu. Ondan sonraki baskılarda birdenbire şeyin ismi çıktı. Fuat Carım'ın ismi çıktı. Nobel konuşması. O da Emin Maluf'tan. Emin Maluf'un şeysidir. Bir tane daha var, onu gazete çıkınca yazacağım. Bir çanıt daha var değil mi? Yani aynen Emin, değil fakat şey, kurguyu, konuyu, giriş aynı. Giriş aynı, kelime kelime hatta aynı. Hatta geçenlerde bir yayıncı arkadaş vardı yukarıda. İyi İngilizce biliyor. Şeyi, bak bir şey göstereyim dedim. Önce İngilizcesini okuttum. Ama kitapların kapağını sakladım. Sonra Türkçesini okudu. Baktı ama Murat Bey dedi, bu kötü bir tercüme dedi. Şimdi hiç aklıma gelmemişti bu taraftan bakmak. Yani kötü bir tercüme şeklinde yapılmış. Onu yayınlayacağız inşallah gazete çıkınca. Şey ama konu almak edebiyatta serbest. Serbest, serbest. Doktor Faust. Şey, yalnız Murat'ın bahsettiğinde hocam birebir metin aynı. Yani diyorsa o üç paragraflı bir metin hemen hemen aynı. İşte yani Doktor Faust'u da alamazsın. Ha, Doktor Faust'lar bir sürü var zaten. Götlerin ama Doktor Faust bir tane var. Bir tane var yani. O sıra bir sürü Faust. Evet ama şey yapan bir tane. İşleyen becerikli de ondan. Götlerin felsefesi derin. Ama konu değil de şey, bu dediğiniz metin tabii şey olarak metin aktarmak. Ya, Türkiye'de şey çok yani onu şey yapılırsa ortaya koyulursa özellikle akademik alanda inanılmaz bir hırsızlık bu. İnanılmaz bir şey bu. Çok yani yok, yapanı kovacağız edeceğiz, yönetmelikler çıkıyor, şeyler çıkıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Ve bunu yazıyorsunuz. Siz suçlu oluyorsunuz. Kıskanıyor diyorlar. Yahu herif hırsız. Üniversitede ama yok ne olsun, öyle adamlar araya giriyorlar ki yani ben Anayasa Mahkemesi başkanlarının bu intihal meselelerinde gidip YÖK'e baskı yaptığını biliyorum yani. O kadar tepeden baskı geliyor ki. Yani etik gitti. Teşhir edilirse bir şey yapmasalar bile iyidir. Tabii Amerika çok sert. Yani yakaladığı an kürsü başkanı profesör olsan sıfıra indirirler. Yani. Bizde yok. Bizde yani şimdi vermeyelim ama çok üst düzey üniversite mensupları bile bize yürüttü. Yürütüyorlar. Başbakanın müsteşarı biliyorsun yürüttü. Evet. Yürüttü ve yakalandı. Hocam demin bir şey söyledim. Ama ne oldu yani? Bitti. Karizması bitti. Yani kendisini sevenler bir de artık şey derler yani bitirirler. Bu iş... Ya çok daha çok tehlikeli bir şey çıktı. Evet. Ve bu sessizce gidiyor çünkü dikkat edilmiyor. Bir tercümeyi alıyorlar. Mesela Abdülbaki Hoca'nın kitaplarına yapılıyor. Ha, onu yapıyorlar. Bir tercümesi, Fas'tan yaptığı bir tercümeyi alıyorlar. Tercümenin üzerinden... Yani basılmasının üzerinden 50 sene falan geçmiş. Aynı tercümeyi alıp kendi isimleriyle yayınlıyorlar. Olamıyor musunuz? 50 sene geçse de yapamaz. Hayır, 50 sene derken şunu kastediyor. Unutuluyor o tercüme. O kültür. Mesela Gülşen'i Razı alıyor, kendi adıyla yayınlıyor. Literatürü şeyi, bilmiyorlar. Dikkat etmiyorsunuz. Hayır, o kitabı alıyor Maarif klasiklerinden çıkanı. Üstüne imzasını atıyor, kendi şimdi bakın, fark şunu söyleyelim. Hayır. Şimdi bak, burası beğenmediğimiz Batı Avrupa, hatta Batı Avrupa'dan çok daha cahil Amerika Birleşik Devletleri olsa, yani o düzeyde olsa bilim, ne Gülşen İraz ne de Abdülbaki Gölpınarlı gibi bir müdekkik ve mütercim hatırlardan çıkar. Yani her persolog dediğimiz İran uzmanı, Fars dili tarihçisi, tasavvuf tarihçisi bu iki metni ezbere bilir. Yani ve mutlaka biri uyusa öbürü yakalar. Bilen Abdülbaki Gölpınar desek herhalde adını bilen yoktur. Yani şimdi ismini bilmiyor. Bir de gerçi yani kitapları hala ben kimseyle şey yapmak istemem ama mesela edebiyat fakültelerinin Fars dili bölümündeki insanlar, tasavvuf tarihçileri
daha daha uygar olsak bütün Osmanlı edebiyatçıları ve tarihçileri bu iki metni ezbere bilir. Yani biri uyursa öbürü yakalar mutlaka. Ölü olması gerekir. Eğer yok canım, şimdi yeni moda çıktı. Gölpınarlı hata yapmış, doğrusu budur. Bunu, utanmadan. Kim bunu yapanlar var, üniversitede var bunu yapanlar. Ha. Doğrusu hata yapmış, doğrusu budur diyorlar. Tam dilemiyor yani, evet. Hayır efendim, uyduruyorlar. Yani kendisini şey yapmış. Ben şu şeye dönmüştüm, hocamın demin söylediği lafa, Türk milli, dil milliyetçiliğine. Hakikaten şimdi baktığınız zaman Türkiye'de entelektüeller arasında bir, yani sizin dışınızda neredeyse müthiş bir şey var. Türkçeyi küçümsemek ya. Türkçe çok az. O zaten ama başka dilleri de iyi bilmiyorlar. Yani şimdi bakın ben size söyleyeyim. Burada İngilizce, Fransızca, Almanca falan demek bir kere o dilleri çağdaş yapısıyla bilmek demektir bizde. Yani en iyi bilen öyle biliyor. Halbuki bunların arkasında Yunanca yatar, Latince yatar. Avrupa dillerinin yüzde bilmem 80'i bunsuz yapılamaz edebi ve ilmi olarak. Çünkü kaynak diller, kaynak besleyen diller onlardır. Gramer olarak değil. Gramer olarak İtalyanca, Latince değildir. Yani fiiller ikinci yerde falan olan bir dilin Latince ile ilgisi yapı olarak Portekiz değildir. He? Portekiz daha çok benziyor. Portekiz daha çok. Portekiz daha garip yani. Yapıda Türkçe de çok şey yapar ama bunu bilirler ve mesela eski Sakson metinlerini falan okuyamayanlar ne Germanist olur ne Anglist ne İngilizceci. Böyle bir şeyin olmadığı ya, yerde. Türkiye'de 70 sene önce çıkmış kitabı okuyamıyorlar. Yani o zaman şimdi Türkiye'nin nesini küçümsüyorsun. Yani bilmediğiniz şeyleri küçümsersiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Medeniyetlerde en önemli olay şu. Ben onu sevmiyorum. Peki niye sevmiyorsun? Bir kere tramvayda duyarsan konuşulduğunu sevmezsin. İspanyolca metroda dinlersen hiç hoş bir insan değil. Ama tiyatroda dinlersen bayağı da hoş bir dil yani. Peki mesela şeyde yani şimdi Atatürk'ün bütün devrimlerine hakikaten saygı duyuyoruz, sahip çıkıyoruz falan ama baktığımız zaman şimdi işte geçen gün de söyledik. Bizim müthiş bir yukarıda kütüphane kurduk. Ama okuyamıyoruz. Murat'tan başka bunları okuyabilen yok. Murat Osmanlıca. Teferika takımından. Ben size başka şey söyleyeyim. Hep söylerdim ya. Büyük annesiyle büyük dedesinin mektuplaşmasını okuyamayan bir milletiz diye. Okuyamayanlarınkini Murat okuyor ve hiç iyi olmuyor tabii. Çok iyi olmuyor. Yani bazı sevgililerin, karı kocanın gizli mektuplaşmasını falan okuyup etrafa yaymak ki çok sevdiği. Hiç hoş olmuyor. Biyografi, yani. Biz söylüyoruz dedikoduyu mahalle kadınları yapar. Bu yapınca biyografi olur. İlla'yla benim biz biyografi de olur. Ama çok üst düzey olursa leksikografi. Bunu meyziye dedik. Meyziye sen dedikodu yaparsın dedik. Biz biyografi. Meyzi Baran'a. Barana. Dedikoduyu sen yaparsın demek. Senin gibiler biz biyografi yaparız. Peki şimdi oradan bir yere daha gelmek istiyorum. Demin söylediğim ben. Türklük de aşağılanır hale geldi. Yani hep ona vardır. Kimsenin hep vardır. Hep böyle. Vardır bilmiyor yani bilmiyor. Şimdi iki neden var. Bir tanesi bazıları hakikaten etnik olarak Türk olmayan biri olabilir. Bunun Türkiye'de ne rolü oluyor onu da bilmiyorum. Çünkü kimse pek merak etmezdi bizde. Eskiden etmezdi. Şimdi çok yeni o. Yani çok yeni bundan dolayı belki. Şimdi böyle bir şeyden dolayı bir yani peki tamam istediğini yapan başkasını da aşağılama. Yani kimse şimdi mesela bu bir kültürdür de aynı zamanda. Biraz belki başka ortamda yaşamak lazım. Yani hiçbir zaman Ukraynalı kendini Rus addetmez doğru dürüst Ukraynalı. Etmez yani ama hiçbir zaman Ruslukla da fazla uğraşmaz. Yani ne bileyim kendi Şevçenkosunu çok sever, hürmet edilmesini ister ama Puşkin'e de laf etmez yani. Bilmem kendi kusurunun şeyini örtmek için Rus'un kusurlarını abartmaz toplum olarak. Bunu görmek lazım yani bilmiyorum. Azerilerde de var aynı şey. Azerilerde de var aynı şey. Ben Azeriyim de Türk'üm demez. Demez. Azeriyim de.